Mutlu akşamlar TV'li iki akşam düzenine hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün 29 Mayıs Cuma, haftanın son mesai günündü. Ekranları başında olan izleyicilerimiz için 45 dakikalık haber bültenimizde yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Peki Ordulular bugün güne nasıl başladı? Bir göz atalım, ardından detayları konuşacağız. Aybastı ilçesinde yapılacak olan 4100 metrekarelik kapalı alana sahip Aybastı Kültür Merkezi'nin uygulama projesi tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında sona geliniyor. Perşembe Belediyesi ve Engelli Hakları Derneği tarafından Suriyeli mültecilere yardım kampanyası düzenlendi. Lise öğrencilerinden bir bahar akşamı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Hepsi ve daha fazlası TV52 akşam bülteninde. TV52 akşam bülteni başlıyor. Çalıştığı şirkette sunum yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakanı ve İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay'ın yeğeni Zeki Özyurt'un cenazesi bugün Orta Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Nizamettin Mahallesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Çalıştığı şirkette sunum yaparken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren eski Kültür ve Turizm Bakanı ve İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay'ın yeğeni Zeki Özyurt'un cenaze töreni bugün Orta Camii'nde düzenlendi. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili adayları İdris Yıldız, Mustafa Adıgüzel, İzmir Bağımsız Milletvekili adayı ve eski Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra sevenleri ve akrabaları katıldı. Allahu Ekber! Düzenlenen cenaze töreninin ardından Zeki Özyurt'un cenazesi Nizamettin Mahallesi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. AK Parti Ordu Milletvekili ve Milletvekili adayı İhsan Şener seçim çalışmalarına Korgan ve Fas'ta devam etti. AK Parti Ordu Milletvekili ve Milletvekili adayı İhsan Şener seçim çalışmaları kapsamında Korgan'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açılışını gerçekleştirdi. Fas'ta tekstil atölyesini gezerek destek istedi. Yetişkinlerin ihtiyaçları olan bir takım kurslar var. Burada zaman geçiriyorlar, el becerisi kazanıyorlar. Bir kısmı da iş hayatına atılıyor. Yani kendi alanıyla ilgili üretimde bulunuyor. Ve bu bir istihdam kapısı olarak da değerlendirilebilir. Ben hem hocamızı hem de kursiyer öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Allah hayırlı etsin. Tebrik ediyoruz. Sağdan başlayalım. İstihdamın daha çok artması için Fas'ta organize sanayinin 3 kat daha büyüyeceğini söyleyen Şener şu ifadelerde bulundu. Bu işletmeler çoğalsın, istihdam kolaylaşsın için organize sanayini 3 katına çıkaracağız şimdi. 550 dönümden 1550 dönüme çıkaracağız. Sizi daha sıhhi şartlarda, daha iyi imkanlarda istihdam edebilmek için. Daha fazla buraya yatırımı gelebilmesi için yatırımcı. Biraz önce konuştum. Sizin aslında patronunuz şu anda İstanbul'da. Ama niçin burada açtı bu işletmeyi? Bir, iş gücü bulabildiği için, ucuz olduğu için. İki, bizim 6. bölge teşvik uygulamamız var sanayicilere ve yatırımcılara. Onlardan istifade etmek için. Yani dolayısıyla hükümetlerin aldığı kararlar bizim özel hayatlarımızı da doğrudan etkiliyor. Şener daha sonra çalışanlarla sohbet etti. Yeni Haziran genel seçimlerine sayılı günler kala siyasilerde seçim tempolarını düşürmeden çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Ordu Milletvekili adayı Oktay Çanak Saraycık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Ordu Milletvekili adayı Oktay Çanak seçim çalışmalarını Saraycık Mahallesi'nde sürdürdü.
Seçim gezileri kapsamında Saraycık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Çanak, mahallede bulunan esnafları ziyaret etti. Cadde ve sokakta karşılaştığı vatandaşlarla tokalaştı, seçim için destek istedi. Çanak, tarihi 120 yıl öncesine dayanan un değirmeninde un öğüttükten sonra Saraycık İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla bir araya gelen ve 7 Haziran seçimlerinin önemini anlatan Oktay Çanak, 7 Haziran seçimleri Türkiye'nin 2023 ve 2053'e uzanan çizgide en önemli kritik noktalarından biridir. Bir başka anlamıyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki ayrım noktasıdır dedi. Bakın, 1990 yılından 2001 yılına kadar bu ülkede 11 tane koalisyon hükümeti kuruldu. 1990 yılından 2001 yılına kadar. Yani 11 yılda 11 koalisyon hükümeti. Tabii bu ne demek? Bu sizin destek verdiğiniz, milletin vekili yaptığınız, başbakan yaptığınız, bu ülkeyi yönetsin diye seçtiğiniz insanların hiç şüphesiz yönetememesi, yönetilmemesi bir şekliyle, bir yönüyle, birilerinin eliyle bu milletin yönetimine müdahale edilmesi demek. Ama çok şükür tüm bu kaosu, karışıklığı gören bu millet 14 Ağustos 2001 tarihinde kendi eliyle, kendi sözüyle ve kendi gücüyle bir parti kurdu. Ve bu partinin adını da AK Parti koydu. Yani AK Parti bu milletin partisidir, bu milletin eliyle kurulmuş bir partidir. Görevi de, amacı da sadece ve sadece bu millete hizmet etmek. Ve enteresandır, 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti, hemen kısa bir süre içerisinde, yani 3 Kasım 2002 tarihinde tek başına iktidar oldu. Yani milletimiz kendi kurduğu partiyi iktidara getirdi. Yani millet 3 Kasım 2002 yılında ilk defa Türkiye'de iktidar oldu. Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili adayı Mustafa Adıgüzel, Kabataş ilçesinde partisinin mitinginde seçmenlere seslendi. Ardından esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili adayı Doktor Mustafa Adıgüzel, Kabataş'tan seslendi, ilçedeki ulaşım ve doktor sıkıntısına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı çözüm olacak dedi. Kabataş meydanında düzenlenen mitingde seçmenlere seslenen Adıgüzel şöyle konuştu. Bunların yalanları var, biz konuşuyoruz, onlar yapıyor, yaptıklarını görüyoruz. Kabataş'a ne yaptılar? Bir tek çivileri varsa bana söyleyin, ben de öğreneyim. Bakın şu yoldan, ben yoldan geldim, gördüm orayı. Onlar farklı yoldan mı geldi acaba? Ben Gürgentepe'nin çocuğum, bakın ben Ordu Gürgentepe Mesudiye yolunu 2002'de size daha iyi uzmanlara hizmete başladım, geldiğim zaman o yol yapılıyordu. Tam 14 yıl oldu. Yani bir seçim daha alırlarsa eğer o yoldan annesinin karnında giden bir bebek askeri olanacak, yazıklar olsun ya. Sağlık sistemi eleştiren doktor Adıgüzel konuşmasına şöyle devam etti. Hastaneleri ticarethaneye, hastaneleri de müşteriye çevirdiler. Para vermeden adım atamazsınız. Hastane kapısından girdiğinizde devlet hastanesine bile 8 lira vermeden, özel hastanede 12 lira vermeden işlem yaptıramazsınız. Telefonla randevu almak için bile 4 lira cebinizden para çıkıyor. Bunun haberiniz var mı sizin? Bakın, Güzelyurt, Alankent, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, bu bölgede bir tane kadın doğum doktoru yok. Bu bölgede bir tane çocuk doktoru yok. Koskoca Aybastı Devlet Hastanesi'nde iki tane doktor var. Birisi dahil uzmanı ve Fırat Seneki. Vatandaş şimdi bana ne dedi biliyor musunuz sevgili kabataşlar? Burada Aybastı'da 8 bin tane inek var, 8 veteriner var. Ama 28 bin tane insana iki tane doktor göndermiş. Alın bu sağlık sisteminde başınıza çalın. Doktor Adıgüzel konuşmasında zorunlu askerlik 6 aya indirilecek, üniversite öğrencileri askerliklerini yaz tatilinde yapabilecek dedi. Üniversite gençleri de askerliklerini üniversitede okurken yapabilsin diye
diye. Bakın bu çok önemli bir şey. Hem askerlik süresini bitirecek anneler size söylüyorum. Hem de üniversite okurken yaz tatilinde dönülmüş bir şekilde 3 aylık bilimler halinde askerlik yapma imkanı tanıyacağız. Bugün Cuma gününde bizleri ağırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Korkuyor bak. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli izleyenler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, 2015 yılı fındık rekolte belirleme çalışmaları yapacaklarını söyledi. Fındık kaybına uğrayan faktörlerin varlığına dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, bazı kurumlar, bazı yetkililer daha fındık çotanağı büyümeden karanfil sayımına göre fındık rekoltesi açıklıyorlar. Bu kesinlikle doğru bir tahmin değildir. En doğru tahmin çotanak sayımıyla yapılır dedi. Haziran ayı sonlarında çalışmaların yapılacağını kaydeden Soydan şöyle devam etti. Tarım Bakanlığı da 2013 yılında karanfil sayımına göre rekolte çalışmalarının doğru olmadığını beyan etmiştir. Biz de buna istinaden Ziraat Odaları olarak karanfil sayımına göre rekolte çalışması yapmıyoruz. Bunun en doğru olanını çotanak sayımına göre olduğunu Tarım Bakanlığı da biz de biliyoruz artık. Bundan dolayı Ziraat Odaları olarak son 2 yıldır Haziran ayında bir komisyon başkanlığında toplanarak Türkiye'de 14-15 tane ili dolaşarak bir rekolta çalışmasını ortaya çıkarıyoruz. Zaten en doğru olanı da yaklaşık rekoltenin en doğrusu da çotanak sayımına göre yapılan bir rekoltedir. Ama maalesef birileri çıkıyor karanfil sayımına göre Türkiye'de 650 bin ton, 700 bin ton, 640 bin ton gibi böyle afaki açıklamalarda bulunuyor. Ama tabii biz o açıklamaları sadece onların açıklamış olduğu, onların rekoltesi olarak görüyoruz. Ama gerçek rekolte fındık bahçesinden harmana gelen rekoltedir. Biz bunu yapacağız ama şu var, bizim buradaki temennimiz fındık sektörünün içindeki bütün kurumların bir arada olarak rekolte yapmasıdır. Başta Tarım Bakanlığı, üniversite, fındık araştırma, ihracatçılar, Fisko Birlik, Ziraat Odaları hep beraber bir araya gelerek Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde bir rekolte çalışması yapmak da en doğru olanıdır. Çünkü herkes birbirinin rekoltesini ne yapıyor? Kabul etmiyor. Ama şu var, Ziraat Odaları'nın rekolteleri kamuoyunda en takdir toplayan, en doğruya yakın olan da Ziraat Odaları'nın rekoltesidir. Biz de önümüzdeki süreçte bununla ilgili Haziran ayının 20'sine doğru bir komisyon kurarak, eğer diğer kurumların oluşturulduğu bir komisyon olmazsa Ziraat Odaları olarak biz çıkacağız. Türkiye genelinde rekolte çalışmamızı da yapacağız. Kamuoyunu da bu şekilde en doğru rekolte olarak da aydınlatacağız. Eski Ordu Belediye Başkanı Sayit Torun'un zamanında projelendirilen ve çalışmaları başlayan Ordu Büyükşehir Belediye binasının projesi revize edildikten sonra yapımına hızla devam ediliyor. İşte Ordu Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın son hali. Ordu Eski Belediye Başkanı Sayit Torun zamanında projelendirilen ve çalışmaları başlayan binada hızlı bir şekilde sona geliniyor. Ordu'nun büyükşehir olmasıyla birlikte Altınordu Belediyesi'nden Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne geçen hizmet binasının Mayıs sonunda hizmet vermeye başlaması planlanıyor. 11.743 metrekarelik kullanım alanıyla 70 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde bulunduran Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yatırım maliyeti ise 18.500.000 Türk Lirası. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'yla idare birimlerinin olacağı yeni hizmet binası, konforlu yapısı ve şehir merkezine yakınlığıyla Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinden bina ve hizmet hızı sorununu alması bekleniyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinde Perşembe Belediyesi ve Perşembe Engelli Hakları Derneği tarafından Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilere ortaklaşa bir yardım kampanyası başlattı. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar ve Perşembe Engelli Hakları Derneği Başkanı Çağatay Altınordu'nun düzenlediği törenin ardından yardım aracı yola çıktı.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde Perşembe Belediyesi ile Perşembe Engelli Hakları Derneği tarafından Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilere Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar ve Perşembe Engelli Hakları Derneği Başkanı Çağatay Altınordu tarafından ortaklaşa bir yardım kampanyası başlattı. Perşembe Belediye Başkanı Bahtiyar, Suriye'den gelen kardeşlerimize Perşembeli olarak bir yardım kampanyası düzenledik diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Suriye'den gelen kardeşlerimize de Perşembe Belediyesi olarak, Perşembeli olarak öncülük yaparak Engelli Hakları Derneği ile bir yardım kampanyası düzenledik. Bu yardım kampanyasında çok büyük bir katılım oldu. Ek giyecek, ayakkabıdan tutun, çocuk çamaşırlarından tutun. Hepsini beraber topladık ve bugün bir törenle beraber Perşembe Belediyesi olarak Hatay Valiliğine ulaştıracağız. Hatay Valiliğimizle görüştük, irtibata geçtik. Biz bu malzemeleri onlara teslim edip onlar da Suriyeli kardeşlerimize teslim edeceklerdir. Bu hususta mutluyuz. Engelli Hakları Derneği Başkanı Çağatay Altınordu ise ortaklaşa yapılan yardım kampanyası hakkında düşüncelerini şöyle ifade etti. Bundan yaklaşık iki ay önce bir televizyon kanalında Suriyeli çocukları gördüm. Ayakları yalın ayak, üstü perişan haldelerdi. Buna bir kampanya başlatalım dedik. Bu kampanyayı Perşembe Belediye Başkanımızla beraber yürüttük. Bütün burada engelli derneklerine sesleniyorum. Tabela derneği olmasınlar, sosyal bu tür faaliyetlerde bulunsunlar. 173 koli yiyecek paketi ve 337 koli kıyafetin bulunduğu, toplamda 510 kolinin bulunduğu araç törenin ardından yola çıkarak Suriyeli vatandaşlara gönderildi. Değerli izleyenler, TV'li iki çalışanlarından dönüş Zeynep Dilaver'in vefat eden teyzesi Raife Özoğlu bugün İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şahinceli Mahallesi Gümüşhaneliler Aile Kabristanlığı'na defnedildi. TV'li iki çalışanı ve Gündem'in Sesi programı sunucusu dönüş Zeynep Dilaver'in yakalandığı hastalık nedeniyle vefat eden teyzesi Raife Özoğlu'nun cenaze namazı bugün İmam Hatip Camii'nde kılındı. Cenaze törenine TV'li iki yönetim kurulu başkanı İsa Akçay başta olmak üzere TV'li iki çalışanları, yakınları ve sevenleri katıldı. Sizlere de bir tavsiye okuyan bir tavsiye okuyan bir tavsiye okuyan bir tavsiye okuyan. Ondan asılansı var şu an defnelerine açılmış amin diye kardeşlerimizin de gelmiş ve yetmişe. Raife Özoğlu'nun cenazesi, İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şahinceli Mahallesi Gümüşhaneliler Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Evet, bizler de haber merkezi olarak dönüş arkadaşımıza ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ordu defterdarı Erol Pişkin ve İşkur İl Müdürü İsa Kaymak'tan stajyer mali müşavirleri zorunlu stajyer eğitim kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ordu Mali Müşavirler Odası toplantı salonunda stajyer mali müşavirler için zorunlu stajyer eğitim toplantısı yapıldı. Stajyerlere rehberlik yapmak, hayata hazırlamak, mesleki konularda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel, Ordu Defterdarı Erol Pişkin, Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak ve Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkan Yardımcısı Bahadır Baş katıldı. Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel, stajyerlere haksız rekabet yönetmeliği, etik yönetmeliği hakkında bilgiler verdi. Buradan döndüğünüzde iki kelime bile öğrenseniz ya da iki kelimelik vizyonunuz açılsa bu size kârdır diye düşünüyorum. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ordu Defterdarı Erol Pişkin, stajyerlere vergi dairesi mükellef meslek mensubu ve stajyer meslek mensubu ilişkileri üzerine görüşlerini aktardı. Siz gerçek durumu yani muhasebede kayıtlarda da gerçek durum neyse onu çıkartın. Oldu mu? Yani Erzurumlu'nun haline düşmesin, sizden öyle şikayetler gelmesin. Ordu İşkur İl Müdürü İsa Kaymak, stajyerlere işkur işlemleri, işkur teşvikleri, işkur mevzuatı ile ilgili bilgiler verdi.
teşvik var. Benim bilebildiğim ya da çıkartabildiğim daha çok sosyal güvenlik kurumunu çoğunlukla ilgilendiren ama İşkur üzerinden de bir takım personeli geçtiğinde veya oraya kayıtlı olanlardan aldığında ya da İşkur'dan meslek edinerek mesleki belgesiyle aldığınızda 6 ay ekstra daha fazla veya 24 aydan daha fazla sürelerle eğitim durumuna, yaş durumuna, mesleki belgesine ve cinsiyete göre farklı teşvikler söz konusu. Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkan Yardımcısı Bahadır Başsa, stajyerlere yapılan serbest muhasebeci mali müşavir yönetmelik değişikliklerini ve oda iş ve işlemlerinin stajyerlerin karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümleriyle ilgili görüşlerini paylaştı. Tabelalarda büro adresi, telefon numarası, internet sitesi, elektronik posta adresi yer alabilir. Yönetmelikte belirlenen dışında deyim, ünvan vesaire kullanılamaz. Yani tabelada bağımsız denetçi ünvanı geçemez arkadaşlar. Bunun disiplin yaptırım var. Bağımsız denetçi ayrı bir meslek değildir. Tıpta nasıl doktorluk ana ünvansa mali müşavirlik ana ünvandır. Kadın doğum uzmanı, çocuk uzmanı, başka alan uzmanı, genel cerrahi uzmanı bunlar alt dallardır. Bağımsız denetim, mali müşavirlik, serbest muhasebecilik alt dallardır. Asıl muhasebe mesleği mali müşavirliktir baştaki. Ordu Şairler, Yazarlar ve Sanatseverler Birliği Kültür Derneği tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Konsere ünlü besteci ve aranjör Garo Mafyan da konuk olarak katıldı. Ordu Şairler, Yazarlar ve Sanatseverler Birliği Kültür Derneği tarafından Ordu'da yaşayan Ordulu güfteci ve besteciler Türk Sanat Müziği Konseri düzenledi. Konsere ünlü besteci ve aranjör Garo Mafyan da katıldı. Ünlü besteci ve aranjör Garo Mafyan konser öncesinde Ordu yaşanılacak şehir ifadelerinde bulundu. Şimdi böyle bir gecede olmaktan onur duyuyorum. Çok güzel bir şehir, muhteşem bir şehir. Nedense biz bazı şeyleri unutuyoruz. Hayatın o inanılmaz koşturması içinde. Fakat Ordu'yu bazı insanlardan, çok yakınlarımızdan duyduğumuz için belki de çok merak etme şey olmuyor. Fakat Ordu muhteşem bir şehir, yaşanması gereken bir şehir. Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Ticaret Borsası katkılarıyla düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri'ne çok sayıda Ordulu vatandaş katıldı. Konsere gelen dinleyicilere sanatçılar tarafından birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleri sunuldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Bir Bahar Akşamı şiir dinletisi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Bir Bahar Akşamı şiir dinletisi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sayın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerim, sayın okul müdürlerim, değerli konuklar ve şiir tadında dostlar. Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi ev sahipliğinde hazırlanan Bir Bahar Akşamı şiir şölenine hoş geldiniz. Gecenin açılış konuşmasını Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Bilal Şahin yaptı. Şahin konuşmasında sanatın ve şiirin hayatımızdaki öneminden bahsetti. Şiir bir yürek oklaması, bir ruh heyecanı ve bir gözyaşıdır. Şairlerin sözcüklere ruh vererek onları ölümsüz yapması sanatıdır şiir. Dileni ve geleneğini tanıyan, onu özümseyen ve sevenlerin imar edip ortaya koyduğu sosyal bir hayrattır şiir. Bir sevgi çeşmesidir. Serin sebilir şiir. Şiiri seven, asırlarca hayatının her parçasını şiirle süsleyen bir millet olma özelliğini taşıyoruz. Çünkü şiir, maddiyata karşı maneviyatın, kine karşı aşkın ve sevginin baş kaldırışı olmuştu. Konuşmanın ardından şiir gecesi, öğrencilerin seslendirdiği şiir ve şarkılarla devam etti. Güneşli kardan bir kum tanesi, çan tayan dudaklarım oluyor her gece. Ekmekten olamam doğrusu, nimet bildiğim sudan geçemem. Bağlanmayacaksın bir şey,
öyle kül küllü. O olmazsa yaşayamam, deneyeceğiz. Deneyeceksin işte. Yaşarsın ki. Sana gel. Ayakların kapanmaya git. Af dilemeye git. Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan öğrenciler herkesten tam not aldı. Değerli izleyenler, Ordu Üniversitesi öğrencileri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren müzik kulübünün organizasyonu ile düzenlenen 90'ların Türkçe Pop konserinde yıl sonu stresi attılar. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, konferans salonunda gerçekleştirilen konserde sahne alan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri söyledikleri şarkılar ve gösterdikleri performanslarıyla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattılar. Salonun tamamının öğrenciler tarafından doldurulduğu 90S Türkçe Pop konserinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencileri 90'lı yıllara ait ünlü sanatçıların hit olmuş parçalarını öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkeleş yönetiminde seslendirerek geçmişe yolculuk yaptırdılar. Konserde öğrenciler Sezen Aksu, Tarkan, Levent Yüksel, Reyhan Karaca, Oya Bora, Tayfun, Yonca Evcimik, Yaşar, MFÖ, Sibel Alaş, Demet Sağroğlu, Kenan Doğulu gibi ünlü sanatçıların 90'lı yıllarda hit olmuş olan Medcezir, Hadi Bakalım Kolay Gelsin, Asla Vazgeçemem, Kış Güneşi, Dön Bebeğim, Sevdam Ağlıyor, Abone, Yalnızlık Senfonisi, Arnavut Kaldırımlar, Ali Desidero, Onursuz Olmasın Aşk ve daha birçok şarkısını başarıyla seslendirerek büyük alkış aldılar. Yaklaşık 2 saat boyunca söylenen kimi zaman duygusal, romantik, kimi zamansa hareketli şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden öğrenciler, doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar. Enstrümanlarını başarıyla çalan orkestra eşliğinde gösterdikleri performanslarıyla dikkat çektiler. Ordu Mimarlar Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen resim yarışmasında birinciler ödüllerine kavuştu. Ordu Mimarlar Odası tarafından her yıl farklı konuda organize edilen ve bu yılda Mesajınız Var konulu resim yarışmasının birincileri ödül töreni bugün Mimarlar Odası'nda düzenlendi. Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkan, Mimarlar Odası Ordu Şube Başkanı Mehmet Özçelik, davetliler ve yarışmacılar katıldı. Ödül töreninde konuşan Mimarlar Odası Ordu Şube Başkanı Mehmet Özçelik, Mimarlar Odası olarak özgün fikirleri önemsiyoruz dedi. Biz Mimarlar Odası olarak daha çok özgün fikirleri önemsiyoruz. Öğrencilerimizin gelecek ve günümüzle alakalı neler düşündüklerini değerlendirmeye çalışıyoruz. 3 kategoride bu resim yarışmasını düzenledik. İlkokul, ortaokul ve lise. Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü ve mansiyon ödülleri şeklinde ödüller verdik. Yarışma birincileri İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkan'ın elinden ödüllerini aldı. Topladığınız resim aldık. Şöyle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Babanıza da sayılarımı iletirsiniz. Evet. Başarılarım devam ediyorum. Şimdi öğretmenimize. Ve sırada özellikle erkekleri ilgilendiren bir haber var. Sağlık gündemimize bu defa prostat konusunu ele aldık. Peki acaba prostat hastalığı tedavi edilmezse
ne olur? Prostat karşısında nelere dikkat edilmelidir ve belirtileri nelerdir? Evet, uroloji uzmanı Salim Şen prostat hakkında bilgiler paylaştı. Ordu'da görev yapmakta olan üroloji uzmanı Salim Şen, prostat hastalığı ile ilgili bilgiler paylaşarak prostatın belirtilerini anlattı. En önemli belirtisi idrarla ilgili sıkıntılar. Sık idrara gitme, idrar yaparken yangı hissi, kesik kesik idrar yapma, geceleyin birkaç defa uyanıp idrara gitme, idrarı tam boşaltamama hissi gibi hisler varsa, özellikle de 40 yaşından büyük erkeklerde bu gibi hisler varsa prostatı mutlaka baktırmak gerekiyor. Doktor Şen ardından vatandaşların dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgiler verdi. Şimdi açıkçası şunu söyleyeyim. Prostat önlenebilir bir hastalık değildir. Maalesef bizim işte şu gıdalardan kaçınırsanız yağlı, aşırı yağlı yiyeceklerin prostat kanserini tetiklediği bilinmektedir. Sigara içimi mesane kanseri kadar net ilişkili, yani idrar torbası kanseri kadar veya böbrek kanseri kadar net ilişkili olmamakla beraber ilişkisinin olduğu düşünülmektedir. Ancak belirgin şu gıdalardan kaçınırsak kanser olmayız, şunları yapmazsak kanser olmayız diyebileceğimiz bir şey yok. Ama takibi ve erken tanısı mümkün olan bir hastalıktır. Burada yapılması gereken, tekrar üzerine basıyorum, 45 yaşından sonra senede bir kez, 50 yaşından sonra da 6 ayda bir mutlaka prostat kontrolümüzü, prostat kanseri taramamızı yaptırmamız gerekmektedir. Şen son olarak prostat hastalığı tedavi edilmezse ne gibi problemlere yol açar sorusuna yanıt verdi. Şimdi şöyle, tabii prostat hastalığı tedavi edilmezse eğer birçok zararları var. İlk önce mesanenin, idrar torbasının bozulmasına sebebiyet veriyor. İdrar torbası bozulduktan sonra da oradaki yüksek basınç böbreklere doğru sirayet ederek böbreklerin zaman içerisinde bozulması, böbrek yetmezliği gibi ağır hastalıklara kadar götürebiliyor. Altınordu'da bulunan Durugöl Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda minik beyinler hayata geçirdikleri projeleri tanıttı. Altınordu'da bulunan Durugöl Ortaokulu'nda öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler. TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında 55 farklı proje hazırlayan öğrenciler okulun spor salonunda düzenledikleri standlarda projelerini tanıttılar. Projemle Karadeniz birincisi oldum. Haftaya Türkiye finaline gidiyorum Ankara'ya. Sizden destek bekliyorum. Polis katkılı oyun hamuru yaptım. Evresini açtık, pusulamız var. Voltu yükselttikçe hareket ediyor pusulamız. Bu da manyetik, elektrik geçen kabloda manyetik dalgaların olduğunu gösterir. Şimdi bunu Nikola Tesla 1891 yılında bulmuş. Burada 9 voltluk pilimiz var. Buradan gelen akım anahtarımıza ulaşıyor. Diğeri de transistöre bağlanıyor. Bu birincil bobine ve ikincil bobine gönderiyor. Bu da bu 9 voltluk enerjiyi 15 volta çıkartıyor ve yaklaştırdığımız ampul uzaktan bir şekilde yanıyor. Projemin adı çevre dost yapıştırıcı. Projemde 15 gram boraks, 14 gram mısır nişastası ve bir çay bardağı kadar su var. Bunu her 2 saatte bir belli oranlarda karıştırarak yapıştırıcıyı elde ettik. Amacımız yapıştırıcının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak. Benim deneyimin adı su trambonu. Farklı sıvılarla seslerin değişimini yapıyoruz. Deney tüplerinin içine farklı sıvılar koyduk. Bu farklı sıvıları da vurarak farklı sesler çıkıyoruz. Arkadaşım da gösterecek. Bak diyorum ki, Fenerbahçe atlandı diyorum. Okulun fen bilgisi öğretmeni, aynı zamanda proje koordinatörü Belgin'de de ise projeler arasında Karadeniz birinciliği alan çalışmalarımız var diyerek fuarı anlattı. Yaklaşık 55 tane matematik ve fen projemiz var. Aynı zamanda teknoloji tasarım sergimiz ve aynı zamanda görsel sanatlar sergimizin de açılışını yapacağız. Ve aynı zamanda eklemek istiyorum. Öğrencim Karadeniz bölge birincisi oldu. Biyoloji dalında haftaya da Türkiye birinciliği için Ankara'ya gideceğiz. Hepinizden destek bekliyoruz. Teşekkür ederim. Peki, bültenimizin son haberi değerli izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yatırımlara da büyük önem veriyor. Aybastı ilçesinde yapılacak olan 4100 metrekare kapalı alana sahip Aybastı Kültür Merkezi'nin uygulama projesi tamamlandı.
19 ilçenin tamamında yol ve su çalışmaları başta olmak üzere sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlara da cevap veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesinde yapılacak olan 4100 metrekarelik kapalı alana sahip Aybastı Kültür Merkezi'nin uygulama projesini tamamladı. Projeye göre yapılacak olan Aybastı Kültür Merkezi binasında çok amaçlı salon, fuaye ve sergi salonunun yanı sıra kafeterya, hanımlar lokali, Türk hamamı, sauna, fitness salonu, kapalı havuz, misafirhane, sığınak, mescit ve restoran yer alacak. Yetkililer ayrıca bir katın tamamen belediye hizmet katı olacağını belirtti. Evet, acaba haftayı para piyasalarında nasıl kapatacağız? Merak edenler için izliyoruz. Borsasında bugün 50 lira anlamında tomur kabuklu fındığın kilosu 19 lira 50 kuruş, Giresun Ticaret Borsası'nda 19 lira 30 kuruş, Ünye Ticaret Borsası'nda 19 lira 09 kuruş, Fas'ta Ticaret Borsası'nda ise 19 liradan işlem gördü. Döviz fiyatlarına gelince, dolar alış 2 lira 647 kuruş, satış 2 lira 654 kuruş, avro alış 2 lira 905 kuruş, satış 2 lira 912 kuruş. Altın fiyatlarına gelince, 22 ayır altın, alış 91, satış 99 lira. Çeyrek altın alış 166, satış 174 lira. Yarım altın alış 332, satış 348 lira. Cumhuriyet altını ise alış 664, satış 696 lira. Evet değerli izleyenler, haftayı bu haberle kapatıyoruz. Ekranları başında olan herkese iyi bir hafta sonu tatili diliyoruz. Az sonra spor sizlerle. Hoşçakalın. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde bulunan Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Tesisleri ve Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Salonu isimlerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla Durugöl Spor Tesisleri ve Durugöl Spor Salonu olarak değiştirildiğini söyledi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararı değerlendiren Başkan Yılmaz, devlet tarafından yapılan yatırımlara başta eski valilerimiz olmak üzere kamu yöneticilerinin isimlerinin verilmesini çok doğru bulmuyorum. Bu çerçevede kamuya ait yatırımlarda bulunan kamu yöneticilerinin isimlerini kaldırma kararı aldık. Gerekli yazışmalar sonrası ilk olarak spor tesisleri ve spor salonlarına verilen vali isimleri kaldırıldı, diye konuştu. Başkan Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra yapacakları yatırımlara kamu yöneticilerinin isimlerini vermeyeceklerini belirterek, yapılacak spekülasyonları önlemek için şimdiden kamuoyuyla bunu paylaşmak istiyorum. Bundan sonra yapılacak hiçbir yatırıma, ben dahil hiçbir kamu görevlisinin ismi verilmeyecek, diye sözlerini tamamladı.